Bu videoda biyolojideki belki de en önemli moleküllerden biri olan glikozu biraz daha yakından tanıyacağız. Yaşam için en önemli karbonhidratlardan biri olan glikoza zaman zaman dekstroz da denir arkadaşlar. Dekstroz. Bunun sebebi doğada bulunan glikozu bir solüsyona koyduğunuzda sağa doğru polarize olması ve buradaki dextrın da sağ anlamına geliyor olmasıdır. Ama eğer glikozun ne demek olduğunu merak ediyorsanız bu kelime Yunanca'da tatlı anlamına gelir. Eğer Yunan bir arkadaşınıza Yunanca'da tatlının ne demek olduğunu sorarsanız size glikoza çok benzeyen bir kelime söyleyecektir. Ben şu anda kelimeyi doğru olarak söylemeyeceğim ama Yunanca'da tatlı anlamına gelen glukus farklı şekillerde söylenebilir yani ama o demek. Glukoz ya da bizim söyleyeceğimiz şekilde glikoz. Glikozun bu kadar önemli olmasının sebebi ise enerjinin depolanmasını ve biyolojik sistemler arasında transfer edilebilmesini sağlamasıdır. Eğer biri size kanınızdaki şeker oranından bahsediyorsa, kanınızdaki glikoz içeriğini atıfta bulunuyordur. Evet, kandaki şeker, kandaki glikoz içeriğiyle aynı şeydir. Fotosentezi hatırlıyorsunuz değil mi? Fotosentez, bitkilerin güneşten gelen enerjiyi alıp glikoz halinde depolamasından ibarettir. Hücrelerimizdeki solunum ya da hücresel solunumdan bahsettiğimizde ise bu da glikozu, e, glikozun yani kullanılarak vücudumuzun enerji birimleri olan ATP'ye dönüştürülmesiyle alakalıdır. Kısacası glikoz çok ama çok önemli bir moleküldür. Glikoz zincirleriyle glikojen, nişasta elde edilir. Başka bir basit şeker olan fruktozla birlikte sofralarımızda kullandığımız şekeri elde ederiz. Ama glikoz tek başına da tatlıdır. Hadi bir molekül olan glikozu biraz daha yakından tanıyalım. Şekle baktığımızda bu açık halka şeklinde çizilmiş olan glikoz molekülünde hatta isterseniz numaralandıralım. 1 2 3 4 5 6 tane karbon var. Kimyasal formülünü yazmak istersek C6. Kaç tane hidrojen var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane hidrojen var. C6H12 ve bir de oksijenleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de oksijenimiz var. C6, H12, O6. Elimizde 6 tane karbon var ve eğer dikkat ettiyseniz oksijenlerin hidrojenlere oranı sudaki ile aynı. Ve e, tabii ki de 2 hidrojen ve 1 oksijenden bahsetmiyoruz burada. 12 hidrojen ve 6 oksijen var. Şimdi gelin biraz daha yakından inceleyelim. Buradaki bir numaralı karbon bir karbonil grubuna dahil bir karbon bir oksijenle çift bağ yaparsa ortaya karbonil grubu çıkar. Evet, bu karbon oksijene bağlı ve diğer bağları da burada bir karbon zinciri var ama hidrojenle olan bu bağı da değerlendirdiğimizde karbonil grubuna bir hidrojenin bağlandığı e, bileşiklere ne isim verilirdi arkadaşlar? Aldehit, aldehit denir ve tüm moleküllere de bu adını verir çünkü bir molekül eğer aldehit içeriyorsa o zaman ona topluca aldehit denir. Glikoz düz bir zincir şeklinde çizilse de bir aldehit olarak değerlendirilir. Tabii buralardaki hidroksil gruplarını da unutmamamız gerekiyor. Ve bu hidroksil grupları glikozun aynı zamanda bir alkol olarak değerlendirilmesine de yol açar. Kendimizi glikozun yapısına iyice alıştıralım. 6 tane karbon var demiştik. Bunlardan biri Buradaki aldehit ve karbonil grubuna dahilken diğer 5'i hidroksil gruplarına dahildir. Karbonun diğer tüm bağları da hidrojenle. Karbon 4 tane kovalent bağ kurmayı sevdiği için buradaki 6 karbonun her biri 4 tane kovalent e, bağ kurmuş. Kısacası buradaki karbonil ve hidroksilleri oluşturduktan sonra tüm bağların hidrojenle kurulacağını anlamanız şu aşamada yeterli. Bu glikozun açık bir halka olarak çizilmiş hali. Ama glikozun çoğu zaman halka formunda çizildiğini görürüz. O halde şimdi gelin bu yapıdan nasıl buna geçeceğini, geçileceğini anlamaya çalışalım. Halka formunda işe buradaki zincir ile başladım ama zinciri bu sefer biraz büktüm. Hangi karbonun hangisi olduğunun daha iyi anlaşılması için karbonları ne yapacağım? numaralandıracağım. Karbonil grubuna dahil olan karbon bu. O yüzden bununla başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve bu da 6 numaralı karbon. Buradaki bağı daha kalın bir çizgiyle göstermemin sebebi bize daha yakın olduğunu, yani bize doğru çıkmış olduğunu vurgulayabilmek. Sonra bu karbondan buna geçerken geriye yani ekranın içine doğru gidiyoruz. Buradaki şişko bağ ikinci ve üçüncü karbonun arasında. Açık çizimde de burada. Anlaştık mı? Evet. 2 ile birinci arasındaki ekranın içine doğru giren bağ da buradaki. Bu da burada. Şimdi videoyu durdurun ve neyin nerede olduğunu anlamaya çalışın. Fikir vermek için molekülün bu kısmını alıp sağ tarafa taşıdığımızı düşünün. Sonra bu ucu alıp biraz geriye doğru büküp döndürüyoruz ve bu formu elde ediyoruz. Zinciri alıp büktüğümüz için 6 numaralı karbon buralara kadar geldi. 6 numaralı karbon. Evet, bu form glikozun halka halinde en sık karşımıza çıkan formu ama 5 numaralı karbondaki oksijen karbonil grubunu oluşturan bu karbona saldırabilir. Neden mi? Daha önce de bahsettiğimiz gibi oksijen elektronları kendine çekmeyi çok sevdiği için çok elektronegatiftir. Bu durumda buradaki karbonda kısmen elektropozitif olur buradaki yalnız çiftlerden biri bu oksijenin iki tane yalnız çifti vardır. Elimden geldiğince iyi bir çizim yapmaya çalışacağım. ve evet, bu birinci çift, bu da ikinci çift. Bu oksijen buradaki karbonla bir bağ oluşturabilir. Organik kimya derslerinizden hatırlayacaksınız. Buna nükleofilik saldırı denir. İsmi çok havalı ama nükleofilik saldırı aslında bu ikisinin kısmen artı yüklü olan bu atom ve bağ kurmak için kullanabileceği yalnız elektron çiftleri olan bu atomun birbirlerini çekmelerinden başka bir şey değildir. Bu elektronlar bu karbonla bağ kurduklarında da buradaki bağdan bahsediyorum. Bu karbon buradaki bağlardan birindeki elektronları bırakabilir. Biraz daha anlaşılır renkle çizeyim. Bu bağlardaki elektronlar serbest kaldığında da oksijen tarafından ne olur? Geri alınabilirler. Hatta bu oksijenin solüsyonundaki başka bir hidrojen atomunu yakalamasını sağlayabilirler. Şu şekilde çizelim. Bu bağdaki elektronlar bir hidrojen protonunu yani elektronsuz bir hidrojen atomunu yakalamak için kullanabilirler ve böylece buradaki bağ kurulur. Biraz daha netleştirmek için buradaki karbonun, bu karbon, buradaki oksijenin de buradaki oksijen olduğunu hatırlatayım glikozun nasıl halka oluşturduğunu gördünüz değil mi? Buradaki hidrojene ne olduğunu merak ediyorsanız da yani buradaki şekilde burada da bir hidrojen olacağı için burası artı yüklü olur diye düşünüyorsanız suyun içinde olduğumuzu ve burada da mesela bir su molekülü olsun. Doğru rengi kullanalım. Bu oksijen kendi yalnız elektron çiftlerinden birini burası geçici olarak artı yükleneceği için buradaki hidrojen protonunu çalmak için kullanabilir. O zaman bu oksijen elektronlarını geri alıp buradaki yapıyı oluşturup nötr hale geçebilir. Bu proton da solüsyona geri dönüp hidronyum olur. Burada solüsyona bir proton verdik, burada da aldık. Sonuç olarak da ne oluyor? Böyle bir yapı elde ediyoruz. Bu videoyla glikozun moleküler yapısını yakından inceleyerek Bununla karşılaştığınızda gözünüzün korkmamasını amaçlamıştım. Çünkü akademik hayatınız boyunca glikoz ve diğer şekerlerle çok sıkı fıkı olacaksınız.